Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke seçim çalışmalarını ve Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin Kayseri temaslarını değerlendirdi sevgili izleyiciler. Biz 45 yıllık geçmişe sahip bir partiyiz diyen Başkan Mete Eke, ülkenin sorunlarını biliyoruz. 30 Mart yerel seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi'nin zaferiyle sonuçlanacak dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta sonu 2 gün Kayseri'de kaldı ve 13 ilçeyi gezerek mitingler düzenledi. Mitingleri değerlendiren Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Mete Eke, halkımızla birleşme ve özdeşleşme anlamında önemli bir program oldu dedi. Sayın Genel Başkanımız, ilçelerde, köylerde ve beldelerdeki partililerimizle, halkımızla kaynaşmış oldu. Sohbetler etme imkanı bulundu. Çok güzel de mitingler yapıldı. Dolayısıyla biz bunun daha halkımızla birleşme ve özdeşleşme anlamında fayda sağladığı kanaatindeyiz. Bizim adımıza çok güzel bir program oldu. '99 öncesi kısmen böyle olmasa da olduğunu biliyoruz. Ama bu seferki bütün bölgeler anlamında ilçe ilçe geziliyor. Bu da Sayın Genel Başkanımızın bir özverisi ve bu halka inme anlamındaki izlediği bir program. Çok da faydalı olduğu kanaatindeyiz. MHP lideri Bahçeli'nin Kayseri temaslarını faydalı olarak niteleyen İl Başkanı Mete Eke, seçim çalışmalarına da değindi. Ülkenin sorunlarını bildiklerinin altını çizen Eke, 30 Mart'ta zafer Milliyetçi Hareket Partisi'nin olacak dedi. Bizim takdir edersiniz ki, bütün partiler arasında en önce sahaya inen, yaklaşık bir yıldır Söğüt'te başlayan, ilk açıklama anlamında, belediye başkan adayı açıklama anlamında Söğüt'te başlayan, sonra Aksaray ilinde devam eden, sonra da Ankara Büyükşehir'de açıklanan, sonra Kayseri ve sonra İstanbul'da açıklanan aday adayları, programları kesinleştikten sonra sahaya indik. Biz şu anda 5 aydır sahadayız net olarak. Seçime ciddi hazırlandığımız kanaatindeyiz. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Bundan sonrası tefekkür zamanı. Cenab-ı Allah'a iltica edip sığınıyoruz. Zira bu ülkede yaşanan son 16 Kasım 2013 vakası nedir o? Adeta Kürdistan'ın ilanı. Sonra 17 Aralık nedir o? Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğu doğruysa çıkan fotoğraflar ve mesajlar anlamında söylüyorum. Bu iki vaka altı çizildiğinde bu Necip Türk milleti bunu gördü. Biz vaktiyle söylüyorduk. Diyorduk ki bu Adalet ve Kalkınma Partisi aldatıyor ve kandırıyor diyorduk bu milleti. Bunun finalini 16 Kasım ve 17 Aralık göstermiş oldu. Netice itibariyle biz bu Necip Türk milletinin sağduyusuna inanıyoruz ve güveniyoruz. Sonuç, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak reçete bizde 45 yıllık mazisi olan, güçlü kadrosu olan bir partiyiz, camiayız. Dolayısıyla ülke sorunlarını biliyoruz. Çare Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Seçimlerin MHP'nin zaferiyle sonuçlanacağından hiç şüphemiz yoktur. Bu seçim iktidar değiştirmez. Ancak iktidara çok ciddi bir uyarı verecektir. Sonunda ilk genel seçim 2015 normal tarihinde yapılırsa Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarıyla sonuçlanacaktır Allah'ın izniyle. Biz buna inanıyor ve ümit ediyoruz.